Bakın Türkiye'de Ali Erbaş'ın yetiştirdiği memlekette, yetiştireceği insanların olduğu memlekette 22 yıldır AKP iktidar var. 40 yıldır, 40 yıldan fazladır 12 Eylül faşizmi var. 70 yıldır, 60 yıldır Amerikancı iktidarlar var. Neyse ve işte geldiğimiz nokta, bakın sarsıcı kadın cinayetleri raporu. Bakın bu Türkiye'de yaşanıyor. Efendim, son 22 yılda kadına yönelik şiddet olayları Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan boyutlara ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir yılda toplam 193 bin cinsel dokunulmazlığa karşı suç dosyası açıldı. Dikkat buyurun. Bu dosyaların 66 bini çocuğun cinsel istismarına yönelik, yani taciz, tecavüz vesaire girişimi. Şimdi düşünün, Türkiye'de kindar nesil yetişmiş, uygulamalara başlamış. Ali Erbaş bütün bunları yeniden çözecekmiş. Dine uygun şahsiyetli insanlar yapılacakmış. Eğer bugüne kadar siz bu şahsiyetsizleri yaratıp bunlardan şahsiyetli birini yaratamayırsanız bundan sonra zaten hiç yaratamazsınız. Bir, dinle ahlakın, dinle duyarlılığın, inceliğin, insana değer vermenin paralel olduğunu kim söylemiş? Nerede var böyle bir şey? Din mesela, ben size bir dini göstereyim işte. Size bir din meselesi, sizin gerçeğiniz. Halk TV'deki muhabir arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum. Cafer'i kenara koyuyorum. Orada emekçi, haber yapan arkadaşlarımız için bu haberi yapıyoruz. Çünkü oradaki kadın arkadaşımızın, muhabir arkadaşımızın hiç boyun eğmeden üzerine gittiğini size göstereceğiz. İşte kindar nesile karşı bu kadınlar Türkiye'de haklarını arayacaklar. Ve onun da altını çizelim, görelim. Bir önce arkadaşımızı görelim, sonra konuşacağız üstüne. Şahin, iyi misin? Telefonumuzu verir. Kardeşim, telefonumu burada, verir misiniz? Özel yer soracağım. Kim diyor beyefendi yapma, bunun haberinin yasak olduğunu? Ya belge getirin bize. Böyle susarak olmaz bu iş. Lütfen elimi bir daha iktirme. Yürü. Ne yapıyorsunuz ya? Beni şu anda iktiremezsiniz. Şiddet uyguluyorsunuz. Hayır, ben haber yapmaya geldim ve iktiremezsiniz. Başka yere hadi. Bak bir dakika. Abi al getir onları bak. Kameramı iktirme. Ne yapıyorsun? Kameraman arkadaşımı iktirme. İktirme. Kameraman arkadaşım, iktirmeyin lütfen. Bak, hakkınız tamam, yasak, sen yasak belgesini yani getir o zaman bana. Burası İzmir'in Karabağlı. Evet, çok gerçekten muhabir arkadaşımız, kadın arkadaşımız hiç boyun eğecek hali yok. Bir adım geri de atmıyor. Ve oradan gelen, Yağmur Var olmuş arkadaşımızın adı. Oradan gelen bu zibidi herifler. Yaptıkları her şey hukuksuz. Senden hukuki bir şey istiyor. Bir kere Türkiye'de tarikat, cemaat türü bu tarz ilişkileri tamamı yasak. Kaldı ki içeride kime ne yapılıyor, taciz mi var, tecavüz mü var, Türkiye'nin milli eğitim yasalarına uygun mu, bunlar da bilinmiyor. Ama Milli Eğitim Bakanı size kalkıp da biz tarikatları cemaatlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz derse, yetmez ama evetçiler, tarikatlar, cemaatçiler aslında sivil toplum örgütü derse ortaya bu tablo çıkıyor. Aslında en çok Müslümanların, dindarların ayağa kalkması lazım. İnsanların dini çalındı elinden. Net. İnancı çalındı elinden. Yani bu adamların hangi din eğitimi verdiğini biliyor muyuz? Bu adamların içeride çoluğa, çocuğa, kadına nasıl bir muamele yaptığını biliyor muyuz? Bu insanların, bu adamların herhangi bir denetimi var mı? Yok. İşte gazetecilik yapacaksanız birilerine eyvallah edeceğinize gidin. Böyle arkadaşlarımız olsun. Orada haberi yapsınlar. Bir sürü şeyin, Davutoğlu'nun o tiplerinin olduğu, işte bunlar yani dediği öfkeli gençler bilmem ne dediği, işte bunlar bunun gibi tipler. Dolayısıyla böyle insanlar yetiştirmek istiyormuş Diyanet'te, ama bir tarafta da böylesine bir kadın muhabir var. Dolayısıyla bunu göstermek istedim. Yani nasıl şahsiyetler yetişecekmiş, görün bakalım şahsiyetlerin nasıl, ne biçimde olacağına dair biz de böyle bir şey elde etmiş olalım. Dipnot koymuş olalım. Bunun da altını çizmiş olalım. Gerçekten korkunç bir tablo bu. Neden? Eğer saklayacak bir şeyiniz yoksa, eğer memleketin orta yerinde, Karabağlar'da, İzmir'de bunu yapabilecek bir haliniz varsa çıkın kardeşim, yasalara uygunuz, şöyleyiz, böyleyiz deyin. Niye bunu yapıyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Niye sorulara cevap vermiyorsunuz? Niye sorulara cevap vermiyorsunuz? İçeride girmişti ki, binanın içeride girmişti ki. Tablo bu. Bunun da altını çizelim böylece. Ve size bir gazetecilik örneği daha vermek istiyorum. Bir gazeteci öyle, bir gazeteci böyle. Arkadaşlar, Türkiye'de gazeteciler ikiye ayrılır. Çok küçük bir kısmı, %1'in altındaki kesim bağımsız olmak için mücadele eder.
sözünün ve ahlakının arkasında durur. Ve bu insanlar kovulur. Düzenli, periyodik olarak kovulur. Övünmek gibi olmasın ama bunlardan birisi de benim hiçbir şeyde dükkanda duramadık. Çünkü sözünü söylemeye kalktığın zaman olmuyor. Onun altını çizeyim. Bir kere bu bir. Onu söyleyeyim. İki, gazeteciler dediğimiz zaman angaje olup teslim olma hali vardır. Nereye teslim olduklarına baktığımız zaman da bir kısmı iktidara tamamen anahtarı teslim eder. Cumhur İttifakı'nın şeyidir, elemanlarıdır. Bir kısmı da muhalefet partisinin elemanlarıdır. Bugün söz konusu edeceğimiz arkadaşımız doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı çalışıyor. Yani herhangi bir milletvekilinin, herhangi bir bakanın, herhangi bir kimsenin ulaşması mümkün olmayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına basına konuşan basın mensubu. Şaşırtıcı değil mi? Hayaldi, gerçek oldu. Buyurun size A Haber. Bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürüyor. Cevabı verdi. Siyasette ılımlı iklimi sürecek mi diyorsunuz? Rüya verdi cevabı. Şaka değil. Vallahi şaka değil. Rüya kim bilmiyorum ama çok değerli arkadaşımız Rüya doğrudan Recep Tayyip Erdoğan adına orada basını bilgilendiriyor bir basın mensubu olarak. Yani Fahrettin Altun'dan daha güçlü gibi durdu orada. Şimdi hakikaten gerçekten Rüya'nın bu kadar donanımlı, AKP'yi bu kadar iyi bilmesi ve bu kadar büyük teveccüh görmesi, Türkiye'de bütün televizyonlar oradayken Rüya'nın geleceğini hepimizin takip etmesi gerektiği adına geliyor. Hakikaten rüyanızda görseniz inanmazsınız bu kadar saadet ortamını. Bir felaket Türkiye, bu da bir basın meselesi. Kimileri birinin bavulu olarak, tatil çantası olarak yurt dışına gider. Kimileri iktidarın bülbülü olur, kimi Saraçhane'nin bülbülü olur, kimin onun bülbülü olur. Siyasiler de kendine küfredenlerin en çok yanına gider. Arsıza söz, pişkine yüz dayanmazmış. Tam da böyle bir dönemdeyiz. Türkiye'nin halkı şahane. Peki.